Evet dayı, şimdi işlem konusunu işleyelim. Aşağıdakileri cevaplayınız. Buranın bu kısmını en iyi sorular çözümleyerek yapabiliriz. X yıldız Y, 2X artı 3Y eksi 5 ise 5 yıldız 4 nedir? Burada söyleyeceğimiz şey şu. Solum soluna, sağım sağına. Yıldızın solunda X var, burada 5 var. Yıldızın sağında Y var, burada 4 var. Yani X 5'e, Y de 4'e eşit. Ona göre yerine yazacağız. Hemen gösterelim. X yerine 5'i, Y yerine 4'ü yazdığımız zaman 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 4 eksi 5. Burada işlemlerimizi yaparsak cevabı 17 buluruz. Aşağıdakileri cevaplayınız. Yine bu 5 şıkkı. İşte dayı, biraz önce solum soluna, sağım sağına boşuna demedim. Arkadaşlar gidiyor x yerine 16 yazıyor. Olmaz öyle şey. 2x eşittir 16, x 8 bulunur. 3y eşittir 9, y 3 bulunur. Bu x'i y'yi alıp yerine yazacağız. Bu gerçekten çok önemli. Solum soluna, sağım sağına. Buradan x eşittir 8 bulunur. Buradan da y eşittir 3. Bu 8 ve 3'ü gidip şurada yerine yazarsak 8 çarpı 3 eksi 4'ten cevabımız 20 olur. Yine bu soruya baktığımızda 3 bölü x yıldız 4 bölü y x y artı 2'ymiş. 5 yıldız 2 isteniyor. Solum soluna yani 5 3 bölü x eşit olacak. Sağım da sağına 4 bölü y de 2'ye eşit olacak. Buradan hemen x'i bulursak x eşittir 3 bölü 5. Oran orantıda bunlar yer değiştirebileceğini ileride göreceğiz. Daha doğrusu geçmişte gördük. 4 bölü y eşittir 2. Burada da bir yer değişikliği yaparsak y'yi 2 bulduk. Hemen x yerine 3 bölü 5'i, y yerine de 2'yi şurada yerine yazarsak cevabımızı 16 bölü 5 buluruz. Yani temel felsefeyi gördün dayı. Solum soluna, sağım sağına. Yine buna bakıyoruz. X artı y eksi 2 verilmiş. 2 yıldız 3 isteniliyor. Ben hemen x yerine 2, y yerine 3 yazarsam 4 bölü 2 yıldız 3 eşittir. X yerine 2, y yerine 3. 2 artı 3 eksi 2. Şu ikiler birbirini götürür. 4 bölü 2 yıldız 3 eşittir 3. Oran orantıdaki bilgimiz burayla buraya yer değişir. O zaman 2 yıldız 3 eşittir 4 bölü 3 olur. Bunu buraya aldığımız zaman cevabı görürüz. Buna baktığımızda dayı, bunu da sen çöz dayı bize. Tabii ki. A yıldız B eşittir parça halinde verilmiş dayı. Bunu daha önceden söylemiştik. Trafik lambaları gibi düşünecektik. Evet. Yani ne zaman böyle bir şey görürsek trafik lambası, değil mi? Evet. A artı 2B'yi kullanacakmışız. Ne zaman? A büyük eşit B olduğu zaman. A eksi B'yi de A B'den küçük olduğu zaman kullanacakmışız. Şimdi 5 yıldız 2'ye bakıyorum. 5 2'den büyük. O zaman üstteki bilgiyi mi kullanacağım? Evet. A yerine 5, B yerine 2 yazacağım. 5 artı 4'ten 9 olur. Şimdi buranın 9 olduğunu buldum. Şimdi 9 yıldız ona bakacağım. Bu Evet. sefer 9 10'dan küçük. İkinci bilgimi kullanacağım. 9 eksi 10'dan da eksi 1 bulunur. Evet. Şeklinde tanımlanıyor. X'e ikilisi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi neler yapılmış bu verilen bilgide bir bakalım. AC eksi BD. AC eksi BD. Yani birinci ile birinci çarpılmış, ikinci ile ikinci çarpılıp çıkarma yapılmış. İkinci kısımda ise AD artı BC. En dıştakilerin çarpımı artı içeridekilerin çarpımı. Biz de hemen altına işlemimizi koyarız. Tekrar ediyorum. Ne yapılmış? Birincilerin çarpımından ikincilerin çarpımı çıkarılmış. O zaman biz de birincilerin çarpımı 2x, ikincilerin çarpımı y, 2x eksi y. 5'e eşit. Burada ne yapılmıştı? Dışarıdaki a ile d'nin çarpımıyla b ile c'nin çarpımı toplanmış. O zaman biz de x ile 1'in çarpımı, y ile 2'nin çarpımını toplarız. X artı 2y 10. Gerisi hikaye. Yok etme metodunu uygularız. Hemen yukarı 2 ile çarparsak y'ler gider. 5x eşittir 20'den x eşittir 4 bulunur. X 4 ise yerine koyarsak y'yi de 3 buluruz. Cevabımız 4,3 olur. fx virgül y maksimum 2x virgül y'ymiş. gx virgül y minimum x çarpı y virgül x artı y'ymiş. Buna göre şu gördüğünüz ifadenin değeri nedir denilmiş. Şimdi dayı f 4 virgül 7. Ne yap diyor? Bana x'i 2 ile çarp. Yani 8. Yanına da y'yi yaz. 7'yi. 8'e 7. Bu nasıl okunur? Maksimum 8 virgül 7 demek içerideki adamlardan hangisi büyükse onu söyle demek. Maksimum. O zaman 8'dir bunun cevabı. Şurayı buldum. G3 virgül 5'e geliyorum. O da diyor ki minimum yaz 3 ile 5'i çarp virgül 3 ile 5'i topla. Yani 15 virgül 8.
İçerideki adamlardan minimumunu söyle, küçük olanı söyle. O zaman bu da 8 oldu. Burayı 8 bulmuştuk, burayı da 8 bulduk. Dışarıda da f var. Demek ki biz f 8,8'i bulacağız. Hemen f'e gidiyorum yine. Maksimum yaz, 2 çarpı 8 virgül y'yi yaz 8'i. Buraya yazdık. 16'ya 8 yaptı. İçerideki adamlardan büyük olanı maksimumunu söyle. Yani cevabımız 16 olur. Resmen bu da bizi trafik lambaları gibi yönlendirdi. Şimdi bu verilen soruyu dayı şu şekilde yapacağız. 8 üçgen 1, solun soluna, sağın sağına. Yani 2x eksi y 8 ile x artı 7 1 ile eşitlenecek. Ve buradan x ve y değerleri bulunacak. Bunu yok etme metoduyla toplarsak 3x 9 yapar. X eşittir 3 bulunur. Y'miz de bizim eksi 2 çıkar. Daha sonra x ve y değerlerim verilmiş bana. Yerine yazacağım. Evet, burada yerine yazarız. Şurada yerine yazacağım. X kare artı y kare eksi 1 ifadesinde 9 artı 4 eksi 1'den cevap 12 olarak. Evet. Yani temel felsefe gördük değil mi? Solum soluna, sağım sağına. Doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı yıldız işlemi verilmiş. Buna göre x yıldızı 7 eşittir 256 ise x kaçtır denilmiş. İfade burada. Hemen altına geldiğimizde A yıldız B'nin şu ifadeye baktığımızda çarpanlarına ayırma vardı. Çarpanlarına ayırmada A kare artı B kare eksi 2 AB'nin A eksi B'nin karesi olduğunu biliyorduk. O zaman dayı X yıldızı 7'yi yazarsak bu ifadede A yerine X'i B yerine 7'yi yaz diyor. X eksi 7'nin karesi eşittir 256. 256 dediğimiz sayı 16'nın karesidir. O zaman X eksi 7 eşittir 16 yapar. X de 23 bulunur. Ha biz üst sayılarda gördük. X eksi 7 aynı zamanda eksi 16'ya da eşittir. Ama lakin doğal sayılar dediği için onu göz ardı ettik. İşlemin özellikleri. Şimdi o buraya kadarki kısmı arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilirler. Son yıllara baktığımızda ÖSS'nin işlemin özelliklerinden sorduğunu görürüz. Yani biraz daha yorum sorusu. Onun için burayı daha dikkatli dinlemelerini tavsiye ederim. Kapalılık özelliği. Soru üzerinde anlatalım yine. A kümesi eksi 1, 0, 1 olarak verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi A kümesine göre kapalıdır denilmiş. A şıkkında bu var dayı. A yıldız B eşittir A kare artı B kare. A kare artı B. Şimdi kapalılık demek şu. A kümesinden iki tane eleman alacağız. İşleme koyacağız. Çıkan sonuç yine A kümesindeyse o zaman kapalıdır diyeceğiz. Tabii bütün ikililer için yapacağız. Yani mesela ben buradan geldim. Eksi 1 ve 1'i aldım. Şuradan eksi 1 ile 1'i aldım. Koydum A yerine eksi 1'i. Karesi 1. Burası da 1. 1 artı 1 2 yaptı. Kümemde 2 var mı? Yok. O zaman bu kapalı değildir. Ya bir tane aldım baktım oldu hemen kapalıdır demeyeceğim. Dedim ya tüm ikililer için. O zaman kapalı değildir. B şıkkı. A yıldız B eşittir A artı B. Burada şunu düşünün. Mesela öğrenciler şöyle yapıyor. Eksi 1 ile 0 alıyor. Topla demiş. Eksi 1 var. 0 ile 1'i topluyor. 1 yapar. Var. Ondan sonra eksi 1 ile 1'i topluyorlar. 0 var. Bunu kapalıdır diyorlar. Halbuki şunu göz ardı ediyorlar. Aynı elemanı iki defa alabilirim ben. Yani eksi 1 ile eksi 1'i aldığımda topladığımda eksi 2 olur. Eksi 2 de benim A kümemde olmadığından dolayı kapalı değildir. Lütfen farklı iki eleman demiyoruz. Her x virgülüye yani aynı elemanı iki defa alma şansımız var. Dolayısıyla B şıkkı tehlikeliydi. O da kapalı değildir. C şıkkında A bölü B demiş. Ben eksi 1 ile 0'ı seçersem eksi 1 bölü 0 tanımsız olur. Zaten kafadan gider bu. Kapalı değildir. D şıkkına gelirsek çıkartma yap demiş A eksi B. Ben A'ya eksi 1, B'yi de 1 seçersem eksi 1 eksi 1'den eksi 2 olur. O da kümemde olmadığından dolayı kapalı değildir. Veya 1 ile eksi 1 seçtik 2 bulmuşuz. Yine kümede yok. Kapalı değildir. E şıkkında ise A çarpı B demiş. Ben eksi 1 ile 0 alsam çarpsam 0 yapar. Var. 0 ile 1'i çarpsam 0 yapar. Eksi 1 ile 1'i çarpsam eksi 1 yapar. Eksi 1'i kendisiyle çarpsam 1 yapar. 1'i kendisiyle çarpsam 1 yapar. 0'ı 0 ile çarpsam 0 yapar. Bütün ihtimalleri söyledim. Hepsi de burada var. Dolayısıyla E şıkkı kapalıdır deriz. İkinci özelliğimiz dayı. Değişme özelliği. X yıldız Y eşittir Y yıldız X olacak biçiminde bu eşitliği sağlıyorsa bir işlem değişme özelliğine sahiptir deriz. Çok önemli bilgimiz var. Değişme özelliğinde değişkenlerin katsayıları birbirlerine eşit olmalıdır. Değişkenlerin katsayıları birbirine eşit olmalıdır. Örnek üzerinde görelim. Değişme özelliği vardır diyor. A yıldız B 3AB. İki tane yolumuz var.
Birincisi hemen A yerine B'yi, B yerine A'yı yazacağız. Yani 3BA. 3AB ile 3BA sonuçta aynı şeydir. Değişme özelliği vardır. Buraya geldiğimizde A yıldız B, 3A artı 2B eksi 5. Birincisi şunu diyebiliriz. Hocam işte A'nın önünde 3 var, B'nin önünde 2 var. Bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla değişme özelliği yoktur. Aferin. İkincisi A yerine B'yi, B yerine A'yı yazarsak 3B artı 2A eksi 5. Gördüğümüz gibi bu ifadeyle bu ifade farklı ifadeler. Değişme özelliği yoktur. İki yolu da bileceğiz. Çünkü ikisini de kullanacağımız yerler olacak. Buna bakarsak mesela hangisini kullanırım? İşte A'nın önünde 2 var, B'nin önünde 1 var. Farklı olduğundan değişme özelliği yoktur derim. Ya da A yerine B'yi, B yerine A'yı yazarsam değişme özelliği olmadığını görürüm. Buna gelirsem yine değişme özelliği dayı. Burada yok. Yok. A'nın önünde 1 var, B'nin önünde eksi 1 var çünkü. Dolayısıyla değişme özelliği yoktur. Ya da A yerine B, B yerine A yazarsam yine bu ifadeyle bu ifadenin farklı olduğunu görürüm ve değişme özelliği yoktur derim. A yıldız B eşittir A üzeri B. Şimdi işte katsayılara baksam burada ikisi de 1. Yanılırım. Hemen A yerine B, B yerine A yazarsam B üzeri A. A üzeri B ile B üzeri A farklı şeylerdir. Çünkü 2 üzeri 5 ile 5'in karesi birbirinden farklı olduğundan değişme özelliği yoktur deriz. Olduğuna göre 5 yıldız 2 işleminin sonucu nedir? Şimdi dayı A yıldız B var, B yıldız A var. Bunları kapatsak 2A artı 2B ifadesi var. Değişme özelliği var mı? Var. Var. O zaman B yıldız A'nın yerine ben A yıldız B yazabilirim. Hemen geliyorum diyorum ki kardeş senin yerine yazmışız bile B yıldız A'nın yerine A yıldız B yazma hakkımı kullanıyorum. O zaman bu eksi 3 taneyi karşıya atarsam 4 tane A yıldız B eşittir 2A artı 2B. Her tarafı 4'e bölersek A yıldız B eşittir 2A artı 2B bölü 4 bulunur. Benden 5 yıldız 2 istiyorsa A yerine 5'i B yerine 2'yi yazarım. Dolayısıyla 10 artı 4 bölü 4'ten cevap 3,5 olur. Şimdi yine bir değişme özelliği ile ilgili bir soru. A yıldız B var, B yıldız A var. Kapatsam dayı 2A artı 3B. Değişme özelliği var mı? Yok değil mi? O zaman ben B yıldız A'nın yerine A yıldız B yazabilir miyim? Yazamam. O zaman el mahkum teker teker yazacağım. A yerine 5'i B yerine 2'yi yazacağım. 5 yıldız 2 eşittir. 2 çarpı 5 10, 3 çarpı 2 6 toplarsak 16. Eksi 3 çarpı 2 yıldız 5. Bakıyorum diyorum ki 5 yıldız 2'yi bulmak için 2 yıldız 5'i bulmam gerekiyor. O zaman 2 yıldız 5'i bulayım. A yerine 2, B yerine 5'i yazalım. 2 çarpı 2 4, 3 kere 5 15 toplarsam 19, eksi 3, 5 yıldız 2. Bu nasıl iştir diyorum ya. 5 yıldız 2 için 2 yıldız 5'i bulmam gerekiyor. 2 yıldız 5 için de 5 yıldız 2'yi bulmam gerekiyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Seni bulmaları için beni bulmaları gerekiyor. Beni bulmaları için seni bulmaları gerekiyor. Ama ikimiz de piyasada yokuz. O zaman dayı biz bu döngüyü durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. 5 yıldız 2 yavrum senin adın X olsun. 2 yıldız 5 senin adın Y olsun dersek hemen işlemimiz de şöyle olur. X eşittir 16 eksi 3Y. Burası da Y eşittir 19 eksi 3X. Şu denklemde Y yerine bunu yazarsak X eşittir 16 eksi 3 çarpı 19 eksi 3X. Bitti. Gerisi işlem. X eşittir 41 bölü 8 bulunur. İşte bu da tehlikeli bir soruydu. Birleşme özelliği. Kimse yüzüne bakmaz bunun. Ama ÖSS yüzüne baktı geçenlerde sordu. Birleşme özelliği demek X yıldız Y yıldız Z, X yıldız Y yıldız Z. Parantez bir böyle bir de böyle. Eğer bunların sonuçları eşitse birleşme özelliği vardır. Ya da şöyle düşünebiliriz. Biraz daha böyle işin beleşçiliğine kaçarsak. 1 yıldız 2 yıldız 3, 1 yıldız 2 yıldız 3. Bir böyle parantez, bir böyle parantez. Bakarız sonuçlar eşitse birleşme özelliği vardır deriz. Çok önemli yere geldik dayı. Etkisiz eleman. Adı üzerinde etkilemiyor. Adam diyor ki ben, sen beni etkilemiyorsun diyor. Etkisiz eleman diğer adı birim elemandır. Toplamayı düşündüğünde etkisiz eleman sıfırdır. Çıkarmayı düşündüğünde yine sıfırdır. Bölmeyi düşündüğünde birdir. Çarpmayı düşündüğünde birdir. Çünkü 5 çarpı 1 yine 5. O zaman dayı mantık şu mu? X yıldız E eşittir. E yıldız X eşittir X. Yani bir adam etkisiz de işleme girerse yine kendisi oluyor. Burada da ayrı bir bilgi var. X yıldız E, E yıldız X'e eşit olmalı. Yani resmen bana değişme özelliği mutlaka
olmalıdır diyor. Yani değişme özelliği yoksa işlemin etkisiz elemanı yoktur diyeceğiz. X yıldız E, E yıldız X'ten kasıt bu. Şimdi bir de eğer şıklarda yoktur yoksa ve değişkenlerin haricinden farklı bir harf yoksa pratik olarak şunu kullanabiliriz. 7 yıldız E eşittir 7. Yani 7 etkilenmeden dışarıya çıktı. Niye 7? Benim canım 7 istiyor diye 7. İstiyorsan 5 dersin, istiyorsan 3 dersin. Onun için ha bizim sevdiğimiz asal sayılar arasında evet, güzel bir yeri vardı 7'nin. Örnek üzerinde inceleyelim. Etkisiz elemanı bulunuz demiş. Şimdi dayım. Sorumuz buydu. 2x artı 2y eksi xy eksi 2. Birinci yöntem, ikinci yöntem. Birinci yöntem balık yöntemi. Yani klasik yöntem. İkinci yöntem biraz önce dediğimiz gibi eğer işlem değişme özelliğine sahip ise ve şıklarda yoktur yoksa bununla bulunuz. Diğer yolu yapmak isteyenler orada balıkları izlesinler. Pratik metodu izlemek isteyenler de buraya baksınlar. Şimdi x yerine 7'yi, y yerine e'yi yazacağım. Çıkan sonucu 7'ye eşitleyeceğim. 2 çarpı 7 artı 2 eksi 7 e eksi 2. Buradan 12 eksi 5 e eşittir 7. 5 e eşittir 5, e eşittir 1 bulunur. Orada ise işlem hala devam eder. Oradan da etkisiz eleman 1 bulunur. Geçiyorum. Yıldız işlemi verilmiş. Etkisiz elemanı bulunuz denilmiş. Bakıyorum dayı verilen harflerin haricinde başka bir harf yok. O zaman pratik metodumu uygulamak istiyorum. 7 yıldız E eşittir 7. Geldim A gördüğüm yere 7'yi B gördüğüm yere E'yi yazıyorum. 4 çarpı 7 artı 4 çarpı E artı 3 çarpı 7 çarpı E artı 4 eşittir 7. Burada işlemimi yaparsam etkisiz elemanı eksi 1 bulurum. Yani gerçekten kolay. Eğer harf başka bir harf yoksa 7 yıldız E 7 bizim işimizi kolaylaştırır. Yani sakın şunu yapmasınlar. Hocam o zaman 0 yıldız E eşittir 0 yapalım. Ya 0 yutan elemandır. İşlemde çok değişik şeylere sebebiyet verebilir. Onun için biz garanti olsun diye 7 yıldız E 7'yi kullanıyoruz. Etkisiz eleman eksi 3 olduğuna göre M kaçtır? Şimdi etkisiz eleman verilmiş. Değil mi dayı? İki yolla da aslında bu soruyu yapabiliriz. Eksadan başka bir harf olmasına rağmen. Şimdi birincisi normal yolumuz. A üçgen E eşittir A. Girdiği gibi çıkmış değil mi eleman? Zaten öyle düşüneceğiz. A girdiği gibi dışarı çıktı. O zaman X yerine A'yı, Y yerine E'yi yazalım. A artı E artı M artı 1 eşittir A. A'lar birbirini götürdü. E yerine de eksi 3'ü yazdık. Eksi 3 artı M artı 1 0. M buradan 2 bulunur. Diğer yolumuz, birinci yolumuz 7 üçgen E 7. Etkisiz eleman zaten vardı. Eksi 3'tü. O zaman 7 üçgen eksi 3 eşittir 7. Hep ağzım üçgene gidiyor ama burada bir kare ifadesi var. 7 kare eksi 3. O zaman hemen işlemde yerine koyarsak 7 eksi 3 yani A x yerine 7'yi y yerine eksi 3'ü yazdığımız takdirde M'yi burada rahatlıkla buluruz. Şimdi burada şu akla gelebilir. Ya hocam sen şey demiştin. İşte harflerin haricinde başka bir harf yoksa. Ya var ama etkisiz elemanı vermiş. Buna benzer bir örnek vereyim. Mesela burada x ile y'nin haricinde bir harf var. Etkisiz eleman da ortalıkta yok. İşte ben bu soruda 7 üçgen e eşittir 7'yi kullanamam. Ben burada klasik metodumuzu kullanmak zorundayım. Yani x üçgen e eşittir x. Sorumuzda etkisiz eleman olduğuna göre demiş. Hemen geliyorum işlemime bakıyorum. 2x artı 2e artı xe artı m eksi 1 x. X yerine x'i, y yerine e'yi koydum değil mi? Bu tip işlemlerde dayı e'ler bir arada dursun. Diğerlerini karşı tarafa atalım. 2e ile xe burada dursun. Şu adamları da karşıya attık. Sonra burada e parantezine alıyoruz. E parantezine aldığımızda 2 artı x eşittir. Eksi x artı 1 eksi m. Amaç e'yi bulmaktı. O zaman e'nin yanındaki adama böleriz. E eşittir. Eksi x artı 1 eksi m bölü x artı 2. Şimdi bakıyorum ya çok garip bir işlemle karşı karşıyayım. Eksi x artı 1 eksi m bölü x artı 2. Ama bana etkisiz eleman vardır diyor. Varsa demek ki zaten şu çok önemli. Etkisiz eleman varsa bir tanedir dayı. Başka etkisiz eleman yoktur. Varsa bir tanedir. Mesela toplamada etkisiz eleman sıfırdır değil mi? Ben desem ki 10 milyonuncu sayıdan sonra etkisiz eleman değişiyor. Kim inanır bana? Her yerde etkisiz eleman toplamaya göre sıfırdır. Yani sabittir. Yani bu E sabit fonksiyondur. Fonksiyonlarda da gördük. O zaman burada da ya sabit fonksiyonda
x'in katsayısı eksi 1, alttaki x'in katsayısına oranı eşittir. 1 eksi m bölü 2. Bunu diyeceğiz. İçler dışlar çarpımını yaparsak m'yi buradan 3 buluruz. Evet dayı, fonksiyonlarda da gördük. Sabit fonksiyon havanaydı. Yani burada x yerine ben 1 koyup bir de x yerine 2 koyup 2 çıkan sonucu birbirine eşitleyerek de bulabilirim. Aynı zamanda x'in katsayılar oranını sabit sayıların katsayılar oranına eşitleyerek de bulabilirim. Demek ki m 3 olmalıymış. Ters eleman. Ters eleman böyle bulunur dayı. AT. A ters aranan adam. T ters E de etkisiz eleman. O zaman burada çok açık bir şey var. Bir adamın diyor tersini bulmak için önce etkisizi bulacaksın. AT. Buradan aklımıza gelecek. Önce etkisizi bulacağız. Mesela bana 5'in tersi kaçtır dedi. 5 yıldız T eşittir E. Böyle diyeceğim. Önemli bilgimizi tekrar edelim. Ters elemanı bulmak için önce etkisiz eleman bulunacaktır. Reel sayılar kümesi üzerinde yıldız işlemi böyle verilmiş. Bayağı güzel de bir yıldızların arasına da koymuşlar A'yı. Bu işleme göre 1 bölü 4'ün tersi kaçtır? O zaman ben hemen AT'yi yazdım dayı. Burada 1 bölü 4'ün tersi sorulmuş. Önce etkisiz eleman bulmam gerektiğini biliyorum. Geldim 7 yıldız E eşittir 7 dedim. O zaman işlemime gidiyorum. A gördüğüm yere 7'yi, B gördüğüm yere E'yi yazıyorum. 2 çarpı 7 çarpı E eşittir 7. 7'ler birbirini götürdü. 2 tane E 1'e eşit. E de 1 bölü 2'ye eşit. Etkisiz elemanı buldum. Sonra bana 1 bölü 4'ün tersini sorduğu için AT'ye gidiyorum. A gördüğüm yere 1 bölü 4'ü, T gördüğüm yere T'yi, E gördüğüm yere de 1 bölü 2'yi koyuyorum. Ve şu işlemde artık A'nın yerine 1 bölü 4, B'nin yerine T çıkan sonuçta 1 bölü 2'ye eşitliyorum. 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı T eşittir 1 bölü 2. Buradan T bölü 2 eşittir 1 bölü 2'den T 1 çıkar. Yani ters elemanda mutlaka önce etkisiz eleman bulunması gerekir. Bu soruyu da dayı senden alalım. Tabii ki A yıldız B demiş reel sayıları evet. Tanımlı. 2A artı 2B artı AB artı 2 biçimde veriliyor. Bu işleme göre tersi kendisine eşit olan sayı kaç olabilir demiş bana. Ters dediğine göre ne yapacağım? AT. Yine AT tersi aranan adam. Tersi o da etkisiz elemana eşit olacak. Şimdi tersi kendisine eşit demiş burada. Yani bununla bu aynı. Aynı. Önce bulmam gereken şey ne? Etkisiz eleman. Evet. Önce 7 kutu E eşit 7 deyip burada A yerine 7'yi, B yerine de E'yi koyup etkisiz elemanımızı bulmamız lazım. Burada ifademizi yazdıktan sonra dayı işlemi devam ettiriyoruz. 9 E eşit eksi 9. Burada etkisiz elemanımız eksi 1 olarak çıkar. Evet. Şimdi devam edersek tersi kendisine eşit olan adam diyor bana. Bu sefer adamımıza A dedik zaten. Tersine de A diyoruz kendisine. Çünkü tersi kendisine eşitmiş zaten. Yani A işlem A eşittir eksi 1'miş. Buradan yine tanımımıza göre yapalım. Gerçi burada kutu yazılmış ama aynı yıldız. Aynı. Aynıdır. Burada 2A artı 2A kare artı A kare artı 2 eşittir eksi 1'den. Burada denklem sistemimiz var. Denklemimiz var daha doğrusu 2 bilinmeyenli. Buradan eksi 3 ve eksi 1 cevabı bulmak. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz. Evet. İkisi de olabilir. Evet dayı, teşekkür ederim. Şimdi yutan elemanı görelim. Burada görüldüğü gibi dayı yutan her şeyi yutar yazısı var. Gerçekten güzel bir slogan. Yutan, madem ki adın yutan, o zaman her şeyi yutacaksın. O zaman yutan her şeyi yutarın baş harflerini alırsak Y yıldız H eşittir Y. Bak Y, H, Y. Her şey dediğine göre de H'nin yerine 7 yazıyoruz. Artık bundan sonra biri bana yutan elemanı sorarsa benim yapacağım şey şu işte. Y yıldız Y de eşittir Y. Sloganımda yutan her şeyi yutar. Hemen şunu da dikkat ediyorum. Değişme özelliği olmak zorundadır. İşlemde yutan elemanı bulunuz. Bakıyorum. Yutan her şeyi yutar. Çat. Bunu kullanmam gerektiğini biliyorum. Yine iki tane yöntemimiz vardı. Biri balık yöntemi, biri bizim yöntemimiz. Bizim yöntemimiz şu zaten. Yutan her şeyi yutardan hatırlıyoruz. Y yıldız 7 Y. Hemen x gördüğüm yere dayı, y, y gördüğüm yere de 7'yi yazıyorum. Karıştırmayayım diye böyle üstlerine koydum. O zaman buradaki ifadeye bakarsak 2y artı 14 eksi 7y eksi 2y. Buradan y'yi 2 buluruz. Oradan da normal işlemlerimizi yaparız. Y 2 oradan da çıkar.
yutan her şeyi yutardan h'nin yerine yediği yazacağız. Burada yine bir uygulamasını görelim. Yutan eleman sorulmuş. Yutan her şeyi yutar. Yazdık. Y yıldız yedi y. İşlemimiz buydu. X gördüğüm yere y'yi, y gördüğüm yere 7'yi koyacağım. Hemen gösteriyorum. 2 tane y artı 2 çarpı 7 14 eksi 7 y eksi 2 y. Buradan gerekli işlemlerimizi yaparsak y'yi 2 buluruz. Reel sayılarda verilmiş, buna göre tersi olmayan eleman kaçtır? Önemli bir şey dayı. Ben mesela sana bir şey sorsam dayı. 3'ün çarpmaya göre tersi kaçtır? 1 bölü 3. 2'nin? 1 bölü 2. 0'ın? 0'ın 1 bölü 0 diyeceğim ama tanımsız mı? Tanımsız. Dayı çarpmanın yutan elemanı kim? 0. Evet. Şimdi sen çarpmada ben kimi söylersem söyleyeyim hemen tersini alıyorum. Rahatlıkla çeviriyorum böyle kebap söylüyorsun. Ama 0'ı söylediğimde bana tanımsız dedin değil mi? Evet, yutan elemanın tersi yok mu yoksa? Yutan eleman diyor ki sen kimsin de benim diyor tersimi almaya çalışıyorsun. Yani tersi olmayan adam yutan elemandır. Hani şimdi yutan tersi olmayan kimdir dersek herkes hemen 0 demezsin. O çarpmaya göre, herkese göre farklı. Demek ki yutan eleman tersi olmayan adamdır. Tersten kuruyorum cümleyi. Tersi olmayan yutan elemandır. O zaman dayı bu soruyu hemen çözelim. Bana tersi olmayan elemanı sormuştu. Ben de sloganımı söylüyorum. Tersi olmayan eleman yutan elemandır. Ve hatırlıyorum diyorum ki sen kimsin ki benim tersimi alacaksın? Yutan her şeyi yutar. Y yıldız 7 eşittir y. Buradan gidiyorum işlemimde A gördüğüm yere y, B gördüğüm yere 7'yi koyuyorum. İşlemimi yaptığımda y eşittir eksi 2 olur. Yutan da eksi 2, tersi olmayan adam da eksi 2'dir. Bunu unutmayalım. Evet dayı, şimdi de tablo sorularına bakalım. Düetim kelimesi verilmiş. Geçmiş yıllarda böyle sorular vardı dayı. 1970'li yıllarda böyle birkaç tane yer boş bırakılmıştı. Oradaki harfler soruluyordu. Ben hatta böyle işte o zamanlarda sınava girip de şimdi doktor olanları görünce içimden hep bunu diyesim geliyor. Diyorum ki siz öyle basit basit soruları çözerek işte geldiniz, doktor oldunuz. Biz ne kadar zor sorularla cebelleşiyoruz. Şimdi buraya baktığımızda nasıl dolduruluyor o boşluklar? Düetim. T harfiyle başlamış mesela burada. T'den sonra mutlaka İ gelmesi lazım. Sonra M, D, Ü, E. T gitti ya, şimdi sıra İ'de. İ ile başlayacak. M, D, Ü, E, T. Aynı şekilde İ gitti, M ile başlayacak. Benzer mantıkla yapılır. Ya da şu çubuğu şöyle koyduğumda, buna baktığında şu İ'lerin, M'lerin, D'lerin, Ü'lerin simetrik olduğunu görüyorsun değil mi dayı? T'ler, İ'ler, M'ler, D'ler. İşte buradan da çıkartabiliriz. Eğer o simetrik olay varsa bunda kapalılık özelliği, değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisi eleman bunların hepsi vardır diyeceğiz. Etkisi elemanı buluruz. En kolayı. Yatayda ve dikeyde düetim kelimesini kesiştirirsek buluruz. Düetim burada var, bir de burada var. Kesiştirdiğimiz zaman T harfinin etkisiz eleman olduğunu söyleyebiliriz. Kesimdeki T elemandır. Şimdi D yıldız Ü. D'yi buradan seçeceğiz dayı, Ü'yü de buradan seçeceğiz. O zaman D ile Ü kesişti, İ oldu. Bana gelip şunu söylemesin kimse. Hocam ben D'yi buradan, Ü'yü buradan seçersem kesiştiğinde yine İ oluyor. E arkadaşım bu değişme özelliğine sahip. Ha değişme özelliğine sahip olmayan bir tablo sorulursa ne yapacaksın? Onun için soldakini soldan, sağdakini sağdan. Şöyle düşünürsen sol sağ. O zaman bunu iyi bulduk. E yıldız T'ye bakalım. E burada, T burada. Kesiştiğin zaman dayı cevabın E olduğunu buluyoruz. M yıldız İ. M burada, İ burada. Böyle yolculuk yaptılar. Gördüğümüz gibi D harfinde kesiştiklerini görüyoruz. M yıldız İ de D. D küp. D küp demek 3 tane D'nin işleme girmesi demek. O zaman önce D ile D'yi işleme koyarsak. D ile D işleme girdi, T oldu. Demek ki şurası T. T ile D'yi işleme koyacağız şimdi. T burada, D burada. T ile D işleme girdiği zaman da cevabın D olduğunu görüyoruz. E üzeri 4'e bakalım. O da 4 tane E'nin işleme girmesi demek. E, 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 E. Önce 2 tane E'ye bakalım. E ile E, Ü oldu. Zaten dayı bu 2 tane E'ye Ü yazdıysak diğer 2 tane E'ye de Ü yazarız. Şimdi biz artık Ü ile Ü'ye bakmalıyız. Ü burada, Ü burada. Baktığımız zaman kesişiminde M harfini buluyoruz. Bunun da cevabı M'dir deriz. Şimdi gelelim terslere.
D'nin tersi nedir? Bir adamın tersini bulmak için önce neyi bulmamız etkisiz gerekiyordu? Selam. Etkisiz. Biz zaten etkisiz biliyor muyuz? Biliyoruz. T harfiydi değil mi? Şuradan hatırlayalım yine. Ters eleman bulunurken etkisiz elemana çarpar, en yukarıya çıkarız. Tarzımız bu. Etkisiz elemanı biliyoruz. T'leri yazdık. D'nin tersi soruluyorsa etkisize çarpıp yukarıya çıkacağız. Burada yazan oydu. Ü'nün tersi soruluyorsa geldim, çarptım, yukarıya çıktım. M. O zaman bu bilgilerimizi yazalım dayı. T'nin tersi, buradan geldim, çarptım, yukarı çıktım, T. Buradan aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Etkisiz elemanın tersi de yine kendisidir. M'nin tersi, o da geldi buradan çarptı, en yukarıya çıktı, o da Ü oldu. Şimdi M üzeri eksi 3 sorulmuş. Bu 3 tane M'nin işleme girip sonra tersinin alınması anlamına gelir. Ya da 3 tane M'nin tersinin işleme girmesi anlamına gelir. Ben bunu daha çok seviyorum. 3 tane M'yi işleme koy, sonra tersini al. M işlem M. Bakalım M ile M geldi, Ü'de kesiştiler. O zaman Ü ile M'ye bakacağım şimdi. Ü ile M. Ü burada, M burada. İkisi buradan böyle kesişti. T oldu. T'nin tersi zaten etkisiz elemandı. Tersi yine kendisidir. Yine de bakalım. Çarpıp çıktım yukarıya. T buldum. İ üzeri eksi 4. 4 tane İ'nin işleme girmesi demek. Önce İ ile İ'ye bakalım dayı. İ ile İ girdi, M oldu. Demek şurası M ise diğer 2 tane İ de M'dir. M yıldız M oldu değil mi? O zaman M yıldız M'ye bakıyorum. Onun da cevabı Ü. Şimdi artık ben Ü'nün tersini bulacağım. Ü'nün tersini bulmak için de Ü'den gelip ters etkisiz elemana çarpıp en yukarıya çıkacağım. Yani cevabım M. O zaman toparlayalım. Etkisiz eleman demek yatayda ve dikeyde kesiştirmek demek. Ters eleman demek etkisiz elemanı bulduktan sonra etkisiz elemana çarpıp en yukarıya çıkmak demektir. Yukarıdaki tabloda verilen yıldız işlemine göre x üzeri n budur diyor. Yani mesela x küpse 3 tane x'in işleme girmesi. X kare eşittir 5 yıldız 2 yıldız, 2'nin tersi yıldız, 3'ün tersi ise x nedir demiş. Şimdi 5 yıldız 2'yi bulalım önce. Göstermiş zaten 5 ile 2 kesişti 3'te. Bunun cevabı 3. 2'nin tersi ve 3'ün tersi. Ama önce etkisizi bulmamız lazım. Etkisizi bulalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Etkisiz elemanın 4 olduğu belli. 2'nin tersini bulmak da 2'den gelip etkisiz elemana çarpıp, çünkü 4 de etkisiz eleman, en tepeye çıktık. 1. Sırada 3'ün tersini bulacağız. 3'ün tersi de buradan gelip etkisiz elemanımız 4'tü. Çarptık, yukarıya çıktık. O da 5. 2'nin tersiyle 3'ün tersini işleme koy diyor. Yani 1 ile 5'i işleme koy. Hemen 1 ile 5'i işleme koyuyorum. 1 ile 5 işleme girdi. 2. Burayı 2 buldum dayı. 5 yıldız 2'yi de 3 bulmuştum. O zaman 3 yıldız 2'yi bulmam gerekiyor. Hemen gösterelim. 3 yıldız 2. Başında da x kare var. 3 yıldız 2. 3 buradan 2 buradan kesiştiler. Bana 1'i verdiler. X kare eşittir 1 ve burada durdum. Buraya kadar yapıp x kare eşittir 1 ise o zaman x eşittir 1 demek gafletinde bulunmayacağım. Çünkü bu şu demek, x ile x işleme girince 1 oluyor. Yani bir adam kendisiyle girdiğinde 1 oluyor. Mesela 1'e bakalım dayı, 1 ile 1 girse 3 olmuş. 2 ile 2 girse 5 olmuş. 3 ile 3 girse 2 olmuş. 4 ile 4 girse 4 olmuş. 5 ile 5 girince 1 olmuş. Demek ki x buradan 5 oldu, çok açıktır. Yani bu gerçekten tehlikeli bir şey. Buraya kadar gelip de yazık olur soruyu yanlış çözersek. Yukarıdaki tabloda verilen yıldız işlemine göre yine bu benzer bilgi vermiş. A küp yıldız K kare yıldız Z'nin tersi nedir? Şimdi o zaman dayı, buraya baktığımız zaman A küp işlemini yapmamız isteniyorsa ben 3 defa A'yı yan yana yazmam gerekiyor değil mi? O zaman 3 defa A'yı yan yana yazarsam A yıldız A yıldız A. A ile A işleme girdi, Z oldu. O zaman Z ile A'yı işleme koyacağız. Çünkü şurası Z ise Z ile A. Z burada, A burada birleştiler, K oldu. A küpü buldum. Sırada K kare. K kare demek K ile K'nın işleme girmesi demek. O da gördüğümüz gibi A harfidir. Z'nin tersini bulacağız. Ama önce etkisizi bulacağız. Etkisiz de zekam zekam kesişiminde E harfi var. Bana Z'nin tersi sorulduğundan gelip oradan E'ye çarpıp yukarıya çıkacağım.
O da K harfini verdi. O zaman sorumuzu çözelim şimdi. A küpün yerine K'yı yazdım. K karenin yerine A'yı yazdım. Z'nin tersinin yerine de K'yı yazdım. O zaman buradan A yıldız K'ya bakalım hemen. A yıldız K bize M'yi verdi. Burası M oldu. Şimdi de K yıldız M'ye bakarsak K ile M de bize Z'yi verdi. Demek ki sorumuzun cevabı Z'dir diyoruz. Şimdi burada da lafı toparlarsak. Etkisel eleman çok önemliydi. Eğer bize X, Y harflerinin dışında bir harf vermemişse 7 yıldız E eşittir 7'yi yapacağız. Ters eleman AT'den bulacağız. Bize birinin tersini sorarsa zaten hemen önce etkisi bulmamız gerektiğini biliyoruz. Etkisiz eleman dediğimiz şey etkilenmeyen adam. Toplamada 0, çarpmada 1 olan adam. Tablolarda atıyorum K kare mi denildi? K ile K'nın işleme girmesi. A yıldız K mı denildi? A'yı soldan K'yı yukarıdan alıp işleme koyacağız. Tabloda etkisiz eleman nasıl bulunur? Yatayda ve dikeyde adamların kesişimiyle bulunur. Tabloda bir adamın tersi nasıl bulunur? Hemen adamı tespit edip önce etkisiz elemanı bulacağız. Kimin tersini soruyorsa o adam gelip etkisize çarpıp en tepeye çıkmalıdır diyoruz. Ve son olarak yutan elemanı söyleyeyim. Yutan her şeyi yutar. Y yıldız H eşittir Y. H'nin yerine de 7 yazarsak Y yıldız 7 eşittir Y. Bir de özelliklerden hafif bahsedeyim. Kapalılık özelliği. İki tane eleman alıp işleme koyuyorum. Sonuç kümemde varsa kapalıdır, yoksa değildir. Aynı adamı iki kere alabilirim. Değişme özelliği X yıldız Y, Y yıldız X'e eşit olmalı. Değişkenlerin katsayıları birbirlerine eşit olmalı. Hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın.